بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألفه الشيخ برا على ما onu bitirdik onu anlattık ألفه الشيخ برا جلدك önce bir terkibini yapalım ألفه فعل هو ضمير متصل mahallen mensup onun mef'ulü bihi serihtir. Bu eşşeyhu ise faalidir. Bak fiil, mef'ul, fa'il. Ama normalde nasıl olması gerekiyordu? Önce fiil, sonra fa'il, sonra mef'ul gelmesi gerekiyordu. Burada mef'ul fa'ilden önce gelmiş. Ama normalde bu mef'ulun fa'ilden sonra gelmesi gerekirken burada failden önce gelmiş bu mef'ul. Peki neden? Hatta burada vaciptik böyle olsun. Çünkü ne zaman ki mef'ul damiri muttasıl olsa bak bu güzel bir kayda iyi dinle. Ne zaman ki mef'ulumuz mef'ul bir damiri muttasıl olsa fa'al ise ism-i olsa mesela şeyhu ismu zahrdır. Mef'ul da hu damiri muttasıldır. Böyle bir durumda yani mef'ulun damiri muttasıl olduğu, faalın da ismi zahar olduğu böyle bir durumda o zaman mef'ulun failden önce gelmesi vaciptir. Çünkü eğer önceden sen getirmezsek o zaman o e, elefe hu o huyu munfasıl okuyacağız. Elefe eşeyhu iyahu, bu şekilde okuyacağız. Ya biliyorsun damiri muttasıl mümkün olduğu sürece damiri munfasıl getirilmez yani ya. Damir munfasın hakkıdır. Alfehu eş-şeyh. Alfezatun fiil-i madidir. Eee biliyorsun mebnidir fiil-i madî. Mebnül asıllardandır. Çünkü mebni iki kısma ayırmıştık. Ya mebnül asıldır ya da mebniyün arizidir. Mebnül asılda biliyorsun 4 taneydi. Fiil-i madî, emri bi sığa, harf ve cümleydi. Yani bu 4 tanesi mebni asıldı. Diğer mebniler ise mebniyün arızî kısmına giriyorlardı. E şimdi mesela fiilde asıl olan odur ki e, sükun olsun değil mi? Sükun üzerine mebni olsun. E, bakıyoruz ki elle fe, fiil-i madi bakıyoruz ki fetha üzerine mebnidir. Harekedir. Peki bu neden dolayı böyledir? Çünkü fiil-i benziyor. Fiil-i mudara'a e, şart, yani, sıla, sıfat, haber, hal, sıla olarak vakı olma yönünden fiil-i mudara'a benziyor. E, fiil-i mudara'a bu da ona benzediği için e, onun gibi artık hareket almıştır. O harekete niye fetha? Çünkü fetha harekattır. En hafif olduğu için o yüzden fetha üzerine mebnidir bu ellefe. Ve bu ellefe fiil-i maddi bilin malum müfred müzekker e, gayiptir yani. Ya. Evet. Şimdi artık ibaremize geçelim. Ellefe amilun lafziyun kıyasiyun. Amel lafzi kıyasidir. Fiiller biliyorsun Amel lafzi kıyasilerdir. Fi'lün madin fi'li madidir. Yani fil müdara fi'l emir değildir. Mebniyun lafzan alal fethi. Lafzan fetha üzerine mebnidir. Ellefe fetha üzerine mebnidir. Peki niye fetha? Çünkü yani niye fetha? Çünkü bu fi'li madi neye benziyor? e, ıı, şeye benziyor. Hani fiil-i benziyor. Hangi yönde ona benziyor? Harek, ıı, mesela fiil-i ıı, şart olarak vak oluyor. Hani fiil şart olarak, sıla olarak, sıfat olarak, haber olarak, hal olarak vak olabiliyor. Aynı şekilde fiil-i madi de, fiil-i de, fiil-i şart olarak vak olabiliyor. Ondan sonra ıı, haber olarak vak olabiliyor. <Sessizlik> sıla olarak vakı olabiliyor, sıfat olarak vakı olabiliyor, hal olarak vakı olabiliyor. Bak bu yönleriyle fiil-i, fiili mudara'a benziyor. E fiil-i da hani murad dedi ya, hareke üzerine yaraplanıyor diye. Bu da ona benzediği için bu da ne olmuş? Hareke almıştır. Harekete de niye fetha? E, çünkü zaten fiil zaten sakildir. Fiilde hades var, nisbet var, zaman var. E, damma fat kesse de bunlardan sakildiler. Bunlar olmuyor. O yüzden fetha verdi. Ahaful harakattır fetha yani ya, Tamam. Mebniyun lafzan alal fethibah. Elle alfa fe, Lafzan fetha üzerine mebnidir. Peki niye mebnidir? Çünkü li ennel fi'lel madiyya. Çünkü fi'le madi mebniyun alal fethi. Niye fetha mebnidir? Çünkü fi'le madi fetha üzerine mebnidir. Lafzan ya lafzan mebnidir. Mesela elle fe. Bak fe. Lafzan fetha üzerine mebnidir. Ve nasara. Darabe. Bunlar lafzan yani. O fethaleri lafzidir. O fetha lafzidir. Yani melfuzan hale kevnül fethi, fethi melfuzan. Ya telaffuz ediliyor o fetha. Ev mahallen demiş. Orijinali Kürtçedir. E, kürtçesinde takdiren diyor. Mahallen değil.

Yani fetha üzerine mebni olmaz. Fetha üzerine mebni olmaz. İza ittasala bitiştiği zaman bihi o madiye. O madiye bitiştiği zaman addamiru. Damir bitiştiği zaman fetha üzerine mebni olmaz. Hangi damir? Ellezi o damir ki yudammu bihi yudammu dameleniyor. Bihi o damirle ahirul fiili o damir ki fiilin ahiri onunla dammeleniyor. O ev e, feyudan mı dammeleniyor? Yok ya, bu yanlıştı feydan bunu siliyoruz. Zaten onunla dammeleniyor söyledik. Feyudan tekrar dammeleniyor söylemenin bir anlamı yok. Tekrar bir anlamı yok. Ed damirü lezikü yudammu bihi o damirle dammeleniyor. Ahirül fiili fiilin ahiri onunla dammeleniyor. Ev yüzkenu e, veyahut da fiilin ahri, ne yapılıyor sakin kılınıyor ev yüskenu ve de o damir ile fiilin ahiri sakin kılınıyor a böyle bir damir bitişirse yani o damir ki o damir o damir ki yani bitiştiği zaman fiilin ahiri dameleni o hangi damirdir cem'a değil mi cem'imize gayb nasara nasara nasaru ellefe ellefe ellefuuu daraba daraba darabu. bak o vav wow geldiği zaman ne oluyor fiilin ahiri dammeleniyor. Veya ta yüzken ve gelen damirle fiilin ahiri sakin oluyor. Mesela hangileridir? Bu damir-i merfu'i müteharriktir. Damir-i merfu'i müteharrik, müteharri geldiği zaman fiilin ahiri e, sükun oluyor. Mesela ne iken sonu fetha iken nun e, e, cemine e, getir. Nesar ne. Bak rey sakin oldu. Nesar ne nasarte, nasartuma, nasartum ila ahiri hepsi bak orayı sakindir yani ha. Demek ki damir-i merfu'i müteharrik bitişince fiilin ahiri sakin oluyor. Dam, o damir-i cem-i bitişince fiilin ahiri damma oluyor. Abu bu iki durum hariç çünkü bu durumda yani filin e, fiilin e, madi, -i -i Mabindir, bu iki durum hariç. A, bunlar geldiğinde ise a, e, mesela cem-i müzekker damir-i damma oluyor fiil o diğer demir merfum tahrik gelince ise sükun oluyor fil fil, ahri sükun oluyor işte böyle bir durumda feyübna ala dammi fe yubna, yabine, mebni olur ala dammi damla üzerine nasıl o cemize ker dami o vav bitişince bak artık ne oluyor damma üzerine mebni oluyor ev sükuni veyahut da sükun üzerine mebni oluyor nasar ne bak oraya ne de sükun nasar oral sakindir. Sükun üzerine bak ne oldu? Mebni oldu yani. Sükun üzerine mebni oldu. Yani demek ki e, damir-i cem zeker bitişince o fiil madi artık fetha üzerine mebni değildir. Artık damma üzerine mebnidir. Damir-i müteharrik bitişince e, bu sefer e, sükun üzerine mebnidir. Tabi bu söylediği bu anlatı zayıf görüştür. Sahih olan görüşe göre Hani Osman'da da geçiyor. Ee, sahih olan görüşe göre fiil-i madi mutlak bir şekilde fetha üzerine mebnidir. Ha bu vav wow, gelince nasaru fiilin sonu damma oluyor. Damiri merfu müteharrik gelince nasar ne nasar ta ila ahri buna da hani fiilin sonu sakin oluyor. Bu sükunluk ve dammelik bunlar arzi durumlardır. Çünkü fiil aslında nasara idi. Yani fetha üzerine mebnidi. O damma oluşu vavdan dolayıdır. Arizi bir durumdur yani. Sukun oluşu damili merfu müteharrikten dolayıdır. Yani e, bu, böylelikle o damma ve sukun arizi olmuş oluyorlar. Ya e, bir durum olduklarından dolayı itibar da edilmez yani ya. Asıl olan fetha üzerine mebnidir. Ha o zaman nasaru orada hani fetha biz diyoruz ki orada e, ala fethatin mukadderetin yani, yani orada meblidir. Mukadder bir fetha üzerine. O nasar ne? Orada da yine mukadder bir fetha üzerine. O fiil-i madi yani. Ha. Ya. Tamam. O bitti. Geçiyoruz. Ellefehu geldik O'hu. Ondan bahsetmeye. Diyor elha'u elha'u ismun çünkü damirdir ya. Yani. O yüzden isimdir. He, uhu isimdir. Damir olduğu için. Müfredün <Nufledun> ma'rifetün. Müfredi ma'rifedir. Niye ma'rifedir? Liannehu damirun. Çünkü damirdir. E biliyorsun damirler de nedirler? Ma'rifedirler yani ya. Damirun barizun. Damir bariz elefehu o barizdir. O mansubun muttasilun. Damir mansubu muttasıldır yani ha. Ya. Hani e, burada mesela işte diyorlar damir ıı, damiri bariz damir mutasın bir kısmı olduğu için o damirun barizun değil lennev damirun menzubun mutasın barizun yani o barizun mutasın sonra çünkü damir bariz hani nedir mutasın bir kısmıdır o yüzden hoş olan odur ki mutasın sonra barizunu söylesin yani ya tamam elhav ismun mufradun marifatun lännahu damīrun bā' damīrun mansūbun muttaṣilun bārizun il bārizun yani mustatid değildir. U mansūbun e, çünki mef'ul olduğu için u muttasil deyin münafası değil bak bitişiktir. ellefahu <mələfə> mabniyun lafzan biḍ-ḍammi. El mabniyun lafzan alal ḍammi. Lafzan damme üzerine mebni'dir. Bak ellefahu <mələfə> bahu damme üzerine lafzan damme mebni'dir. Amma mef'ul olduğu için mansūbun mahallen mahallen mansubtur bil fethi fetha ile tamam fetha ile yani, yani nasbası fetha iledir ellefehu uhu müfred olduğu için nasbası fetha iledir o ala ennehu yani bihi, li ennehu mef'ulun bihi o sarihun li ellefe ellefe için mef'ul bir serihtir uhu bunu geçtik mef'ul bir serih yani sarahaten açık hiçbir şey vasıtası olmaksızın Şimdi hani söyledik ya, önce fiil gelir, sonra fail, sonra mef'ul gelir. Burada mef'ul failden önce gelmiş bak. Kuddime. Bu hu var hu. Yani bu mef'ul. Kuddime ala'l faili. Fa'il ki eşşeyhudur. Bak burada failden önce mukaddem olmuştur. Vücuben yani ya, vacibi bir şekilde. Niye vücuben takdim olmuştur? Li Çünkü mef'ul. İza kana damiran muttasilen. Burada olduğu gibi değil mi? Mef'ul damiri muttası olsa ellefe hu nedir? Damiri muttasıldır. Mef'ul damiri muttasıl olursa vel fa'ile bu da attır mef'ule ona atıdır. El mef'ule vel fa'ile fa'da muzharan fa'da yani, iza kana muzharan iza kana muzharan yani zahar olursa o zaman yecibu takdimuhu anlaşıldı O zaman vacibdir ki takdimuhu yani takdimul mef'ul yani ha o mef'ulu takdim etmek o zaman vaciptir. Çünkü çünkü eğer takdim etmezsen elle hu uhu damim tasılca takdim etmezsen munfasıl yapacaksın. Yani diyeceksin lafe şeyhu iyahu. E biliyorsun. Damiri muttasıl geldiği sürece damiri munfasıl getirmek Araplar bunu kerih görmüşler, çirkin görmüşler. O yüzden biz diyoruz ki vacipdir ki ne yapalım? o -e gelebiliyor. Elefu -e muttasıl gelebildiği sürece elefşu -e iyyahu bilen munfasıl getirmiyoruz. İyyahu diye munfasıl getirmiyoruz. Onu muttasıl getiriyoruz. elfehu şeyhu. Bu şekilde söylüyoruz ha. Buna böyle vaciptir, böyle ta mef'ul takdim edelim. Demek kaidemiz neymiş? Mef'ul ne zaman ki damire muttasıl olursa o faal de ismi zahar olursa o zaman vaciptir ki mef'ulu faalden önce zikretmek. Kema bu nasıl ki vaciptir takdimul faali. Faali takdim etmek vaciptir. Alal aksi, aksi durumda. Yani aksi durum dediğin şey nedir? Bu sefer tam tersi. Bu sefer faal damir-i muttasıl olsa, mef'ul ismi zahar olsa, o zaman faali mef'uldan önce takdim etmek vaciptir. Darabtu zeyden örneğinde olduğu gibi. Darabtu, o darab, tu faaldir, Damir-i muttasıldır. Bak onu takdim etmişiz vücuben. Zeyden ismi zardı mefuldür yani ya tamam. Vel amilu fi nasbihi mahallen amilun lafziyun kıyasiyun. Şimdi vel amilu fi nasbihi burada musamaha vardır. Yani ellefe hu uhu mahu mahalle mansubdur ya. Onun mahalle onun mansub yapan yani ondan nasb ameli yapan amil demesi gerekirken şöyle diyor diyor bak mana dikkat et. Vel amilu amel eden. Ne, neyde amel eden? Fi nasbihi nasbede. <laughs> nasbede amel eden değil. Nasbe zaten amelin kendisidir. Şimdi amil var, ma'mul ma var, amel var. Mesela nasara zeydin amren. Nasara amildir. Nasara amildir. Zeydin kendisi ma'muldur. Ma o Nasara'nın Zeyd'e yaptığı o amel ise o dammedir.

bu şekilde söylerse daha hoş olur. Yani burada müsamaha var, ibarede müsamaha var. Yani ibarede olan o bozukla gö göz yummuş. İşte elefe hu -uh Onun, onun, onun nasben yani mahallen nasıl yapan amil nedir? Amilun lafziyun kıyasiyun. en bin amili amil lafzi kıyasidir. Ki nedir? Ala tafsili sabiki. Hani önceki üçümüz bir tafsil var ya. Dedi ki amil lafzi kıyasidir. Ki fiil tek başına onu nasıl yapmış? Basilere göre. Ya da fiil fal beraber onu nasıl yapmış? Ferraiye göre. Ya da faal tek başına o da Hişam'a göre. O, o tafsil oradaki o tafsile işaret ediyor. Ev ma'neviyyün. Ve de amel lafzı değildir. Onu nasıl yapan amel? Ameli ma'nevidir. Ve o, o amel de nedir? Kevun hu mef'ulen. Mef'ul olduğu içindir. Bu da inda ba'dil kofiyin. Kuhu ahmet. Kofilerden Kofler, biri olan Ahmet'e göre böyledir yani ya. Tamam diyor vel cümletul fi'liyetu bu elle fuşuk cümlesi bu cümleyi fi'le Çünkü fi'le başlıyor bu cümle fi'le mecruratun mahalen mahalle mecrudur. Aslında bunu şimdi söylemesi güzel değil aslında. Yani bunu eşşeyhudan sonra söylerse dalcı olur. Çünkü daha faal gelmemiş ki cümle oluşsun. Yani bir fiil faal olmadan cümleyi oluşturamıyor ki. Daha eşşeyhudan bahsetmemişiz. Daha faal getirmemişiz. Diyor vel cümletül fi'liyetu. Bu cümleyi fi'liyet. Yani hoş değil bu ha. O yüzden vel cümletül fiiliyetü eşşeyhudan sonra zikretsin daha hoştur. Vel cümletül cümley cümleyi fiiliye elle fele başlayan bu cümleyi fiiliyemez. Mecruratun mahallen. Mahallen mecrurdur. Tabi inkânet sıfatan. İnkânet Hadil cümletül fiiliyetü sıfatan. Eğer bu cümle ne olsa sıfat olursa ne için? Alâ ma oradaki ma mayı yaparsak. Hani mayı mavsufa da yapabiliyordu. E sıfat da tabi olduğu için o, oradaki o ma alada olduğu için mecburdu. Bu da cümlesi ona sıfat olduğu için sıfat mevsufuna tabi olduğundan dolayı bu cümlede nedir? Mahallen mecburdur. Bu cümle fiiliye mahallen mecburdur. E e sıfat yapıyoruz o maya. Tabi eğer maya mavsufa yaparsak. Ev veyahut bu cümle fiiliye la mahallen leha minel arabi. Yani bu, yani bu ev atıtır mecburatın üzerine. Ve yani, cümle fiiliyeti o la mahal laha bu cümle ifade için yoktur men yarabuna yaraptan mahal yoktur yani anlaşıldı ya rab ya mahal yoktur ee, yani e, bu da eğer şey yaparsa ha inkanat salaten eğer bu cümleyi sıla yaparsa cumra göre değil mi hani mai ismi yapıyorduk mai mevsule ismi yapıyorduk e, bu elfe elfe o şeyin cümlesinde onu ne yapıyoruz sıla yapıyoruz cumura göre ve cümle göre biliyorsun, sıla cümlesi mahalle yarab yoktur. Bunu öğrendik yani tamam. Tabi may yaparsa o zaman bu cümle müfret tevhiline girer. Yani te'lifi şeyhi iyyahu müfret tevhiline girer ve al, ala için mecbur olur yani. Ala te'lifi şeyhi iyyahu takdir o şekilde olur yani tamam. Sıra geldi eşşeyhuya. Eşşeyhuya. اسم مفرد دل معرفه مفرد باسم يعني معرفه الدنيا يعني معرفه بسبب باداه التعريف بسبب اداه التعريف يا همزه التعريف الالف لام الدرس مرفوع لفظاً بالضم لفظا مرفوت ورفعه الضمه لدهو فاعل او اذا مرفوت وعلى يعني نوع فاعل ينرفع بالالافه الالفن فعلي ولذلك مرفوت يعني والعامل في رفعه يبقى في رفعين المصدر حوالينها يعني والعامل فيه الرفعه ibare yani olma, öyle olması gerekiyor. Onda raf amelini yapan amel çünkü bu amel raf'ada raf amel etmiyor. Onda raf amelini yapıyor. Bak ikisi farklı şeylerdir. Ha. Biraz ince düşün. Çok basit güzel bir şeydir. Yani. Vel amel fi raf'i değil. Vel amilu fihi el raf'a. Vel amel amel eden fihi min bu eşeği bu amel eden ne amel eden el raf'a. Onda raf amel eden. Yani onu raf yapan amil. E buna ibaret eder. Vel amilu amel eden fi raf'i raf'ada amel eden. E raf'ada amel eden deyik öyle bir şey yok yani ya tamam. Şeyhü merfu yapan amel nedir? Lafza o merfu yapan amel. Amilun lafzun kıyasun ki o huve ellefe. Ellefe'dir yani ellefe onu ne yapmıştır? Merfu yapmıştır yani. Kürtçesinde yani asli orijinal olan Kürtçesinde vel amilu fi raf'i lafzan amilun lafzun kıyasun o huve ellefe. Bu yoktu bizim nuskada Kürtçesinde. او او دي مشتك او صد هاو تمام؟ الشيخ الامام والامام صفات الامام اسم مفرد معرفة بأداة التعريف بسبب أداة التعريف يا همزة الفم لامدر ومرفوع لفظا بالضمين وعلى انه يعني لانه صفه للشيخ، الشيخوش ندر صفه ديشن مرفوض والعامل في رفع الصفه صفه مرفوء يعني والعامل في الصفه الرفع يندعي بالمسامحه ورينيا، وصفه الرفع من يقول عامل لفظا عامل الموصوف موصوف عامل الموصوف الشيخوذ ونعامل الف ايدي, ايدي، وهو الف عبد القاهري. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين